Dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hüseyin Fakı köyündeyiz. Ege Denizi ve Midilli Adası manzaralı, doğayla bütünleşmiş güzel bir köydeyiz. Kendine özgü otantik taş mimarisiyle dikkat çeken Hüseyin Fakı köyü, Çanakkale il merkezine 81, Ayvacık ilçe merkezine ise 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şimdi biraz sonra Hüseyin Fakı köyünü birlikte gezeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız Hüseyin Fakı köyünü birlikte gezelim. Köyde çok fazla sayıda yaşlı meşe ağaçları bulunuyor. Yaklaşık 100 yıllık meşe ağaçlarının yanındayız. Burada da köylülerin bir kısmı aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz de geldik. Ağaçların altında çok sayıda palamutlar var. Şöyle birkaç tanesini toplayıp sizlere göstermek istiyorum. Koyunlar da palamutların peşine geliyor. Böyle palamut yemek için geliyorlar. Gel. Bunları ekerseniz böyle kocaman meşe ağaçları da olabilir bu palamutlardan. Tamam, köyün girişindeyiz, köyü gezeceğiz. Burada köy camisi, hemen köy kahvesi orada bulunuyor. Şu girişinden geldik. Hemen köy meydanına doğru gideceğim. Ama öncesinde şu doğayı sizlere göstermek istiyorum. Böyle dağların, tepelerin arasında güzel bir köy arkadaşlar. Şu karşıda da Demirci köyü var. Şimdi sonbahar geldiği için doğa da renkten renge bürünmüş arkadaşlar. Sarıya, yeşile, turuncuya çok güzel renkler var. Şimdi köyün içine doğru ilerliyorum. Biraz da köy meydanını sizlere göstereceğim. Köyde taş yapılar ağırlıklı. Burası köy kahvesinin olduğu yer. Köy kahvesinin bulunduğu yerden gözüken manzarayı sizlerle paylaşayım. Şu ileride sisten dolayı gözükmüyor ama Ayvalık Adaları, Midilli Adası'na kadar hepsini çok net bir şekilde köy kahvesinin bulunduğu yerden görebiliyorsunuz. Taş yapılar dikkat çekiyor. Hemen köy meydanında diğer köylerde göremeyeceğiniz devasa büyüklükte bir köy camisi bulunuyor. Hüseyin Fakı köy camisinin olduğu yerdeyiz. Şöyle camiyi de sizlere göstereyim. Köylülerin birçoğu yalı kısmında, yani buranın denize yakın olan yerlerinde zeytinlikleri var. Şimdi zeytin hasadı zamanı olduğu için zeytin toplamaya gitmişler. Köyde gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yıkılmış taş yapılar var. Birçoğu da aslında satılıyor. Dışarıdan gelen birçok insan gelip bu taş yapıları satın alıp restore ediyorlar. Yeniden inşa ediyorlar. Geçmişte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan köylülerin olduğu bir köydeyiz şu anda. Daha sonraları tabii göç vermiş. Gittikçe azalmış. Eskiden 60-70 hanelik köy ekonomik nedenlerden dolayı
göç etmek zorunda kalmışlar. Gençler köyleri terk etmiş ve şu anda bu nüfus düşmüş. Daha sonralardan gelip böyle şu eski yapılar gibi yapıların olduğu yerleri alıp böyle restore edip yeniden yapan şehirden gelen insanlarla gün ve gün köyün nüfusu artıyor arkadaşlar. 10 dakikada denize inebileceğiniz köylerden birisindeyiz. Burada yaşayan insanlar Ayvacık pazarına gidip orada temel ihtiyaçlarını satın alıyorlar. Bugün de günlerden cuma ve Ayvacık geleneksel yöresel cuma pazarı var. Şimdi biz de köyü çektikten sonra Ayvacık cuma pazarını çekmeye gideceğiz. O videomuzu da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu köyde satılık bir arsa var. Bu arsayı da köye dönüş kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sahibinin telefon numarasını açıklama kısmında vereceğim. Kasım ayındayız. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. Ceviz ağaçları, meşe ağaçları, kestane ağaçları, çeşit çeşit ağaçlar şu anda renkten renge bürünmüş. Köyün de bayağı bir tarlası, arazisi var. Köy 60-70 tane de yani 20 aile ancak çıkar. Yerlisi? Yerlisi. Dışarıdan çok mu göç aldı? Çok tabii ya. Bütün doldurdular yani her tarafı. İnşaat devamlı kalanlar var. Dışarıdan gelince böyle çok yıkık taş binalar var. Neden böyle göç etti buradaki insanlar? Kimisi dışarı gitti, kimisi nesil öldü gitti öyle yani. Bir hayvanlar var, onlara geliyorum ben şurada alt yanda. Normal köylüler neyle geçiniyor? Hayvancılık ama oldu malasya yani. Bir randıman yok. Sizin bu şimdi böyle dağlarla çevrili etrafınız. Bu dağların isimleri ne abi? Valla dağların isimleri bir türlü ismi var hepsinin. Bir saysana bize. Buraya mesela Solak Kayası derler. Bu karşıya güneye Yağcı derler. Buralara Kocabayır derler. Karşı Yanık Dağı derler. Kaz Dağları biraz daha ileride evet, mi? Evet, Kaz Dağı tabii ileride. Tamam. Buraya Karabunar Dağı derler. Öyle işte. Burası Koca Kayası. Ceviz, elma. Yetişir değil mi? Çok evet. Yani. Buralara dikiyorlar boyuna cevizlik yapanlar var. Buradan deniz de gözüküyor değil mi? Şimdi göz, sis gözüküyor, var ama. Gözüküyor. Güzel bir köyünüz var aslında. Evet, güzel. Çok temiz havası vardır buranın. Bu köye göre bu cami. Ayvacık'ın bir tane köyünde böyle cami yok. 67-68 tane köyden. Zaten gelirken camisi de dikkat çekiyor. Evet. Büyük bir camisi var. Köyde peki bir sağlık ocağı, okul falan var mı? Hayır. Okul var ileride. Kapandı. Taşımalı yapıyorlar ya. Çocuklar nereye gidiyor? Ayvacık'a. Ayvacık'a gidiyorlar. Taşımalı oldu ya. Tam tepelerin, dağların ortasında hakim bir noktada kurulmuş bir köy. Ne haber? Gel buraya. Kimse var mı? Kimse var mı? Kalktı. Köyde bulunan tek işletme butik bir otelin gelmişken tanıtımını yapalım. Hem de yolunuz bu tarafa düşerse Teora denilen bu yerde kalabilirsiniz. Şimdi köydeki tek işletme olan Teora Butik Oteli'ndeyiz. Burası 5 odalı küçük bir butik otel arkadaşlar. Köye geldiğinizde burada konaklayabilirsiniz. Taş mimariyle yapılmış, kendine özgü otantik bir yapısı var. Aynı zamanda doğanın içerisinde tamamen sessizlik arayanlar için güzel bir yer. Şimdi burayı işleten Filiz Hanım'la sohbet edeceğiz. Kendisine hem köyle ilgili merak ettiklerimizi hem de göç hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Aynı zamanda konaklama hizmeti hakkında bilgi alacağız sizler için. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan gelip buraya yerleştik. Daha önceden alınmış bir arsamızı eski köy evine aynen orijinaline uygun olarak modernize edip taş ahşap konseptiyle köy hayatını, ekolojik yaşamı deneyimlemek için buraya yerleştik. Minik de bir butik otel tarzında işletiyoruz. Kaç yıldır buradasınız? Kendinizden de bahsedebilir misiniz? Hangi şehirden geldiniz? 3 yıldır buradayız. İstanbul'dan geldik. Bütün hayatım İstanbul'da geçti. Böyle yoğun bir köy hayatı yaşamadım ama şu anda buraya yerleşip bu işi yapmaktan çok mutluyum. Doğal köy ürünleri yiyorsun.
Hani kendimiz üretmesek bile köylülerden alıyoruz. Ayvacık pazarımız var, köy ürünleri onlardan alıp. Hem misafirlerime sunuyoruz, doğal. Müşterilerimiz için 5 odamız var. 2 tanesi 3 kişilik, 3 tanesi 2 kişilik. Orijinal taş. Neden bu köyü tercih ettiğinizi bize anlatabilir misiniz? Çünkü ben devlet memuru emeklisiydim. O zaman arsayı 2016'da almıştık. Bütçemize ancak bu uydu. Uyduğu için tesadüfen keşfettik. Bakir diye buraya gelip yerleştik. O diğer köylere göre fiyatı uygundu. Deniz kenarları hep satılmıştı. Bu yüzden burayı tercih ettik. Şimdi dışarıdan geldiğimizde de böyle bir taş mimarinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama daha sonradan yapılan betonarme evlerin aslında görüntüyü biraz çirkinleştirdiğini, görüntüyü kirliliği oluşturduğunu gördük. Siz de kendi butik otelinizi böyle taş mimariye uygun şekilde inşa etmişsiniz. Taşın enerjisine inanıyorum. Yani hayalim de öyle bir taş ev. Her yere gittiğimizde ister istemez geziyoruz. Dünyada da bayağı yerleri gezdim. Dünyada herkes eski yapıyı koruyor. Taş evleri. Dikkat ederseniz Avrupa'da bile eski şehir, hani eski yerleşim yeriyle yeni yerleşim yeri ayrıdır. Bu tip yapıların korunması gerektiğini düşünüyorum. Taş ev evladiyelik. Beton ömrü 50 yıl maksimum. Sıcaklık katıyor. Kapıdan girdiğiniz an enerjisi bile farklı. Dikkat ettiniz mi? Tabii. Zaten girdiğimizde böyle güzel bir ambiyansla karşılaşıyorsunuz. Konseptimiz oda kahvaltı. Kahvaltımız serpme değil, yani köy kahvaltısı veriyoruz biz. Doğal ürünlerle yapılmış kahvaltı. Akşam yemeği de isteyen müşterilerimiz olursa ızgara yapıyoruz. Et ya da balık. Yaz kış hizmet veriyor musunuz? Veriyoruz. Odalarımız kaloriferlidir. Kışın da gelip rahatlıkla kalabilirler o zaman. Klimayla ısıtmıyoruz. Otelimizde köy hayatını deneyimleyip ekolojik yaşam hakkında bilgi almak isteyenler gelip otelimizde konaklayıp canlı örnekleriyle deneyim alabilirler. Bu seneki bizim müşterilerimizin çoğu yurt dışından gelme. Amerika, İngiltere, Almanya'dan gelen kişiler. Çok memnun kaldılar, bayıldılar. Uzak olabilir ama deneyimlemekte fayda var. Biraz da Hüseyin Fakı köyünden bahsedebilir misiniz? Bu köyün özelliği nedir? Eski bir Rum köyü olduğu söyleniyor. İşte eski taş evlerimiz çoktur. Hani böyle satılıp yeniden alınıp bizim gibi revize edip güzel bir butik otel konsepti oluşturulabilir köyde. Emekli olan insanlar için güzel. Ayvacık'a da burası en yakın köylerden biridir. Aslında dışarıdan gelinip bu yıkık evler onarılıp restore edilse kesinlikle çok güzel bir köy olur. Köyümüzün burası aslında bir orman köyü. Arkası Kaz Dağları, karşısı Edremit Körfezi. Çekim yaparken de göreceksiniz. Çok bakir kalmış bir köy. Ve de güzel bir köy aslında da. Yani bir de gelen insanlar, mesela buranın yerlisi bile, buradan geçiyoruz. Aa, burayı görünce herkes şaşırıyor. Biz burada köy olduğunu bilmiyorduk. Öyle mi diyorlar gerçekten? Evet. Bayılıyorlar. Şu manzarayı gördünüz, çekmişsinizdir gerçi kahvaltı bölümünden. Şömineyi yakmadım şimdi hava böyle diye. Tabii hava bugün bayağı gayet sıcak. Gayet güzel. Aslında bence burası korumaya alınması gereken bir köy. Çünkü fazlasıyla taş yapı var. Kesinlikle o korunup, ya da betonarmelerde taş kaplansa, bir Adatepe'den ya da Kayalar Köyü, herkes hani dışarıdan gelenler yerleştiği için onlardan bile güzel. Bakın otopark sıkıntısı yok köyümüzde. Yeşil Yurt zaten Adatepe bir ticarethane olmuş farkındaysanız. Bilmiyorum ne kadar fiyatlar ama yani köyümüzde dikkat ederseniz birçok çeşme vardır. İçen içiyor, içilebilir yani dışarıdakiler. Köyümüzde kanalizasyon sistemi de vardır. Birçok köyde foseptiktir. Otelimizin hikayesini de size anlatayım. Hepimizin ilkokul çağında "Orada bir köy var uzakta" diye şarkısı vardır. Ondan esinlenerek Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Orada bir köy var" işte Teora ismini orada oluşturduk. Teora, Teora. Hani antik bir isim değil, öz ve öz Türkçe isim. Kendini yenilemek isteyen insanların gelip kalıp görmesini tavsiye ederim. Yani ben ne desem yalan, gelip kendileri görecekler. Deneyimledik. Ama sizin köpek bakmak, kedi bakmaktan daha zor. Şimdi köyde böyle yıkık evler, yıkık taş evler ve daha sonradan restore edilmiş evler iç içe bulunuyor. Eski bir Rum köyü olduğu için taş mimari ağırlıklı. Şurada görmüş olduğunuz gibi şurada eski taş evler var. Burada da restore edilmiş güzel bir ev var. Şimdi o restore edilmiş evin olduğu yere doğru gidiyoruz. Havası o kadar güzel ki
Oksijeni bol. Aslında bakarsanız ben burada yaşamıyorum. Ablamların evi burası. Ben uzun süreli misafirlerdenim. Böyle bir ev olunca insanlar gelip kalmayı daha çok seviyor tabii ki. Temiz hava, güzel insanların ortasındayız burada. Geçici bir süre için buradayım ama daha doğrusu geçici bir süre için gelmiştim ama ne zaman geri döneceğim belli değil diyeyim ben size. Siz sevdiniz o zaman köyü. Tabii ki böyle bir yerde yaşamak çok güzel bir şey. Bir kere İstanbul'un karmaşasından çok uzakta. İnsanların birbirlerine olan yakınlığı da daha farklı. Her dakika kapım çalınıyor. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yalnızsın. İşte sana şunu getirdim, bana bunu getirdim. Bugün bir tabak dolusu tatlı geldi mesela. Ondan yani yemek pişirmekte bile çok şey yapmıyorum. Komşular sağ olsunlar pişirip getiriyorlar yalnız yaşıyorum diye. İstanbul'dan mı geldiniz? Evet, İstanbul'dan geldik. Köyü nasıl buldunuz böyle? Buradaki havası mı, sakinliği mi sizi daha çok cezbetti? Öyle mi seçtiniz? Valla yaşam tarzınızı nasıl belirliyorsunuz o önemli. Şimdi şehrin karmaşasında da evinizde yaşayıp insanlardan uzakta kalıyorsanız köyde yaşamak çok zor bir şey değil. Ama çok aktif bir gece hayatınız varsa burada onu yaşayamazsınız. Çünkü etrafımızda öyle gezip dolaşabileceğiniz, geceleri akacağınız bir yer yok. İşin sonucunda bu korona olayından sonra zaten insanlar birbirlerinden çok uzaklaştılar. Böyle bir yere kaçmak daha mantıklı geliyor. Yaklaşık bir yıldır Çanakkale ve Balıkesir köylerini geziyoruz. Buralarda tanıtımlar yapıyoruz. Bize karşı yapılan tüm güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İzlenme sayımız gerçekten çok iyi. Kimi videolarda 500 binlere kadar izlenen videolarımız var. Ama bunun yanı sıra abone sayısında istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Destek olmak için izledikten sonra abone olursanız bunlar bizim için çok önemli. Lütfen fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi de yorumlar kısmından bırakabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız video yüklediğimizde sizlere bildirim gelebilir. Bu sayede yeni yüklediğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Paylaştığımız videoyu daha fazla kişiye, daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için beğenmeyi, yorum yapmayı mümkünse Facebook sayfanızda ya da başka sosyal medya hesaplarınızdan kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi köy okulunun bulunduğu yerdeyiz. Eski köy okulunu sizlere göstereyim böyle. Tabii şu anda öğrenciler taşımalı Ayvacık'a gittiği için burayı da köydeki işçiler kullanıyor. Şöyle köy okulunu sizlere göstermek istedim. Merhaba, nasılsın teyze? İyiyiz. Siz sormalı. Biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun? Nerelerden geldin böyle? Elinde zeytin dalı var. Hayır. Aha, burası sığırlığa geldi de. Aha. Sığırları şey yaptım, kovaladım da. De benim oğlan vardı. Evet. Onları kovaladım bu yandan da şurada oturuyordum. Acaba pazara telefon açtırdım. Gelirler mi gelmezler mi diye. Bunu da direktörün üstünde zeytin dalılarımız geldi. Zeytincilik yapar mı köydekiler? Yapar tabii. Nerede zeytinleriniz nerede? Yalılarda. Denize yakın yerde. Evet. Denize yakın da var, uzak da var. Başka köylüler ne iş yaparlar? Siz geçmişte neler yapardınız? Geçmişte biz her şey yapardık. Olanın malcılık yapardık, zeytincilik, fıstıkçılık yapardık. Bildiğin mi? Bütün köy, bak kaç haneydi. Çok memleket, bu büyüktü köyde. Benim nenem varmıştı, yabandan gelme. 9 tane ev varmıştı. Burasında vardı, bir de burası vardı. İşte birkaç tane de öte mahallelerde var. Kalabalık da olanmam ben. Biz ekserisi yaylalarda durdum ben. Burada insanlar yani, Ayvacık'a mı gidiyorlar pazara? Pazara gidiyorlar tabii. Kendileri bir şey satıyor mu yoksa ihtiyaçlarını almak için mi gidiyor? İhtiyacı olan satar, ihtiyacı olmayan şey yapmaz. Galibetli gibi kim saçımı mı alanı? Evvelden de o depeler her yerler. Hiç burada bir karış geriye kalmazdı böyle. Her yere gelirdi, pişirirdi. Hamanlar şey gibi yığılı olurdu. Vanlıların evi yanlarında. Hep ne ekerlerdi teyze o zamanlar eskiden? Her şey. Böyle apa, nohut, bıçak. Ne eline geçiyorsa. Her şey. Nasıl suluyorlardı? Su var mıydı? Hayır, su mu yok.
Kuru tarım yapıyorlardı. Kuru inü öyle pişerdik. Ondan sonra da potuz getirirlerdi. İşte potuzdan çıkardılardı. Şimdi de potuzda şeyde pişiyor. Hmm. Yok yok oğlanım galiba. Ben seni yormayayım. Çok sağ olasın. Oldu. Sağ ol. Allah razı olsun. Ha buradan, bundan ötürü, bunları gördüm de ondan ötürü şey yaptım. Hmm. Gidemiyorum ben yalılara mallara da. Bunu görünce can geldi. İyi görüşürüz teyze. Kendine iyi bak. Oldu. Hadi sağ ol oğlanım. Allah razı olsun. Senden de sağ ol teyze. Köylülerin temel geçim kaynağı hayvancılık olduğu için köyde büyükbaş hayvancılık yapanlar var. Köyün yerleşim alanı böyle düz bir yere kurulmuş. Geniş de bir arazisi var. Ama tarım yapılmıyor. Sadece hayvancılık yapanlar var. Ve başka yerlerde çalışmaya gidenler var. Zeytinlikler denize yakın yerlerde olduğu için zeytin toplamaya ya da zeytinliği olanlar bu mevsimde biraz daha böyle denize yakın kısımlarda gidip zeytincilik yapanlar da var. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Bülent Uluçeçen. Yavaş yavaş Hüseyin Fakı Köyü'ne yerleşmeye çalışıyoruz. İşte bir ev yaptırıyoruz. Umarım bu sene tamamlarsak seneye yazın oturabiliriz. Hangi şehirden buraya taşınıyorsunuz? Ankara. Nasıl bu köyü buldunuz? Nasıl böyle yolunuz buralara düştü? Bu yaklaşık 12-13 yıl önce bu köyü tanıdım ben. Tatillerimin büyük bölümünü zaten Kadırga Koyu, Assos'ta geçiriyordum. Burayı da oraya gidip gelirken tanımış oldum, öyle söyleyeyim. Daha sonra da buradan yavaş yavaş yer almak. Böyle arkadaşlarla birlikte öyle yavaş yavaş yer almaya başladık. Şimdi emekli olunca da işte büyükşehirin stresi, gerginliği, bugüne kadarki iş koşulları bizi biraz böyle daha sakin bir hayata sürükledi. Emekli oldunuz. Evet. Muhtemelen bir 9 ay falan burada kalıp geri kalanını Ankara, Çanakkale yani metropol şehirlerde geçirmeyi düşünüyorum. Ya burada tamamen yaşamayı düşünmüyorum şu anda. Ha, sadece yazları ya da yani bir 8-9 ay burada kalabilirim. Yani burada işte evet. Ekip biçip hani buranın biraz böyle köyü size anlatın deseler nasıl anlatırsınız? Ya köyü çok tanımıyorum ama köy yani şöyle söyleyeyim hayvancılık kalmış. Çok fazla tarım yok köyde. Hı-hı. İşte insanlar kendi yiyecekleri kadar ekiyorlar. Biraz hayvancılık işte büyükbaş küçükbaş hayvancılıkla idare ediyorlar. Bir de arazileri herhalde biraz değerli. O yüzden de rant. Oradan mı? Evet, para oradan kazanıyor. Oradan gelir elde ediyorlar. Çok fazla zeytinlik sahibi yok köyde. Evet. Zaten bu köyün aşağı taraflarında zeytinlikler var. Yani daha şimdi burası neredeyse Assos'un yaylası gibi. Hı hı. Yani buranın alt tarafında bu ormanın alt tarafına doğru, denize doğru zeytinlikler başlıyor. Evet, daha denize yakın yerler. Evet. Buranın denize uzaklığı ne kadardı? Kaç kilometredir? Yaklaşık 10 dakikada denize inebiliyoruz. 10 dakikada değil mi? Evet. Yani kilometre olarak hesaplamadım da 10 dakikada denize inebiliyoruz. Burada şimdi sizin yaptığınız evin yanında da böyle yeni yapılmış yerler var. Onlar da herhalde büyük şehirlerden gelenler. Tabii hepsi Ankara'dan gelen arkadaş var. İstanbul'dan geldi bu iki evi yaptıran. Ya bu bölgenin en temiz havasına sahip köyü. Öyle söyleyebilirim. Yani yazın en ufak bir nem olmuyor. Hafif bir esintisi var. O esinti nemi alıyor ve rahatlatıyor. 4 aydır falan buradayım. Hiçbir hastalığım yok. İşte büyük şehirde yaşadığım hiçbir rahatsızlığı burada yaşamadım. Düşün yani ne grip ne işte hiçbir şey. Hem temasta bulunmuyorsunuz insanlarla ya hem tabii, de. Tabii temasta yok. Havası da onun tabii. Onun ötesinde yani dediğim gibi havası çok temiz buranın. Hani oksijene bağlanmak gibi bir şey burada yaşamak. Yani burada biraz imkansızlıklar da var. Şimdi köyde bir yani yakın yerde bir market vesaire bir şey yok. Sosyal olanaklar, sosyal donatıları zayıf bir yer burası. Hı hı. Ya bölge olarak öyle. Yani Ayvacık'a baktığınız zaman Ayvacık da buradan farklı değil. Yani Ayvacık da buranın biraz büyük köyü. Öyle söyleyeyim. Yani işte burada daha çok işte ya Çanakkale'ye gideceksiniz ya işte Edremit tarafına gideceksiniz. Daha böyle bir sosyal etkinlik arıyorsanız, istiyorsanız oralarda bunu karşılayabiliyorsunuz. Peki bir şeyler ekip biçecek misiniz? Tabii, köy? Tabii. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biz öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük
çalışmalar yapacağız. Bu arada burada yaşayacak arkadaşlarla birlikte planlayacağız bunu. Yani herkes tek başına kendisi değil de planlı bir biçimde işte ekim, biçim, onların hepsini düzenli ve planlı bir biçimde yapmayı hedefliyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Öneri ve eleştirilerinizi yorumlar kısmından yapabilirsiniz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Thank you.